Yeniden Refah Partisi'nin 6.284 talebi AKP'de kriz yarattı. AKP'li Özlem Zengin, yüzlerce tehdit mesajı alıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak 6.284 sayılı kanunun değiştirilmesi talebinin AKP tarafından kabul edildiğini savunmuştu. 6.284 kırmızı çizgimizdir diyen AKP'li Özlem Zengin, tehdit mesajları aldığını belirterek partisine sitem etti. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6.284 sayılı kanunun değiştirilmesi talebine kırmızı çizgimizdir diyen AKP Genel Başkan Vekili Özlem Zengin, bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. İşte ben. Ben AK Parti Grup Başkan Vekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor ifadelerini kullanarak yalnızlıktan yorulduğunu söyledi. Daha önce 6.284 için kırmızı çizgimizdir diyen Zengin, yüzlerce tehdit mesajı aldığını da açıkladı. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için öne sürdüğü 6.284 sayılı kanunun değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya'nın Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den gelen itirazlar parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı. Yeniden Refah Partisi 6.284'ün değiştirilmesi talebinin AKP tarafından kabul edildiğini savunmuştu. Tehdit mesajları alıyorum. İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'de konuya ilişkin konuşan Zengin, şunları söyledi. Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın Bakanımız açıklama yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum, kamuoyu fark ediyor mu? 6.284 tabii ki tartışılabilir, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı. Benim itirazım usulüne, yöntemine fakat bundan kamuoyu yeteri kadar rahatsızlık duymuyor. Doğrusu bu saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor. Konuşan, bir erkek arkadaşımız olduğunda sorun olmuyor. Bütün kadınları rahatsız ediyor. AK Parti 50+1 almaya çalışıyor. Önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilebilmesi için yaklaşık 29 milyon, yuvarlayacağım 30 milyon oya ihtiyacımız var, bu 30 milyonda kadınların oyu minimum 10 milyon. Bu kadar önemli bir konuda, kadınları bu kadar rahatsız eden tartışma üslubuyla, içerikten bahsetmiyorum, başka bir konu var mı? Çok yalnızız. Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. İşte ben. Ben AK Parti Grup Başkan Vekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor. Saadet Partisi'nden en ufak bir ses yok, bir uzlaşma var. Ben konuştuğum zaman tarifi imkansız bir şekilde planlı, düzenli bir saldırıya uğruyorum. 6.284 bizi bölen bir tartışma olamaz. Böyle bir tartışma üslubu olamaz. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmayı Saadet Partisi açmıştır. Bugün altılı masaya baktığınız zaman yan yana durduklarında var mı bir çatışmaları? Sayın Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin geleceğini söylüyor. Saadet Partisi'nden en ufak bir ses yok, bir uzlaşma var, yeniden Refah Partisi müsaade etsin. Siyasi partilerin farklı konularda kendi fikirleri muhakkak ki vardır ama bunlar yan yana gelmeleri konusunda engel teşkil etmiyor. Yeniden Refah Partisi de bu konuda nasıl istiyorsa öyle düşünebilir ama müsaade etsinler, biz de AK Parti olarak, Sayın Derya Yanık'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatı olmadan bu konuya dair bir açıklama yapması mümkün müdür? Yalnızlıktan yoruldum. Sunucu Melih Altınok'un, bu saldırılar muhalefetten mi geliyor, sorusuna olumsuz cevap veren Zengin, şunları dedi. Bu tartışmanın üslubuna itirazım var, artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum. Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha insani, seviyeli, İslami bir ortamda tartışabilsek.